Nasıl? Beğendin mi? Beğenmek zorunda mıyım? Bunlar da roman kahramanları. Eğer öykülerini dinlersen onları da seversin. Seveceğimi sanmıyorum. Bana ne onlardan? Sen Pinokyo'nun maceralarını biliyor musun? Hayır. Kitabı okuduğumuz zaman onu çok seveceksin. İyi bir çocuk olmak ister ama daha önce edindiği yaramazlık, umursamazlık, muzip gibi alışkanlıklarını bir türlü bırakamaz ve bu yüzden başına gelmedik macera kalmaz. Hepsi palavra. Bebekler için uydurulmuş boş şeyler bunlar. Biraz okuyalım istersen. Bakarsın hoşuna gider. Sen bilirsin. Artık okuma! Neden? Beğenmedin mi? Beğenmedim tabii! Saçma sapan bir şey! Ne? Öyle mi? Sen düşmanla işbirliği yapmışsın! Ben? Yok! Rüstem bana her şeyi anlattı! Karşısına oturup okuduğu kitabı dinliyormuşsun! Burada Red Kit, Tom Brax, Zagorlar falan varken, ha? Evet ama o kitabı beğenmedim ki! Olsun! Niye oturup dinliyorsun? Bana bakın! Onun niyeti, hepimizi tatlılıkla yola getirmek! Yahu ne inatçı şey be! Ne yaptıksa kaçıramadık! Bu sefer öyle bir şey yapacağım ki! Ne yapacaksın? Dünyada burada kalamayacak! Onu kaçırmak kolay değil, koca dayıya bile dayandı! Ya! Bu sefer dayanamayacak! Bakın ne yapacağım anlatayım! Uyku vakti geldi Gülşah'cığım! Ama film seyrediyordum! Bu saatte yatmaya mecbur muyuz? Siz isterseniz seyredebilirsiniz ama Gülşah'ın yatması lazım! Hadi, lambanı söndüreyim mi? Uykum yok! İstersen sana Pinokyo'nun maceralarını okuyayım! İstemem! Yalnız kalmak istiyorum! Nasıl istersen! İyi geceler! Bir dakika! Evet? Resimlerin hepsini değiştirdim! Gördüm. Olmasın ama nargile öksürtüyor sizi. Seni alakadar etmez, benim işime karışma. Peki, siz bilirsiniz. İyi geceler. Ama ilacınızı içseniz iyi olur. Saat kaç anne? 11. Metin'e telefon etmedin daha değil mi? Hayır. Senin yerinde olsam ederdim. Bulabileceğin en iyi koca namzet o. Aman anne, işime karışmasan olmaz! Ben ne yapacağımı bilirim! Çok bilirsin! Bu akşam beraberiz Metin'le! Bana sırılsıklam aşık! Göreceksin birkaç gün içinde bana evlenme teklif edecek! Efendim! Merhaba Füsun! Nasılsın hayatım? Senin ne kadar meşgul bir adam olduğunu bildiğim için bu akşam buluşacağımızı bir daha hatırlatayım dedim! Amma yaptın ha! Unutur muyum hiç? Tamam, tamam! Akşam 9'da eve uğrar seni alırım! Dadının bu sefer işi tamam! Gülşah ona öyle bir tuzak kurdu ki dadı yarın yolcu! Hem bu sefer Metin Bey onu gönderecek! Belki de polise verir! Allah Allah, niye polise veriyormuş ki? Hani Metin Bey'in böyle pırlantalı kol düğmeleri var ya! Var! Gülşah onları babasının çekmecesinden aldı ve dadının odasına sakladı! Çok güzel! Hadi şimdi gidelim dedeyle tavla oynayalım! Thank you.
Evet. Evet, benim. Giyiniyordum. Evet, tabii. 10-15 dakika kadar çıkarım evden. Yarım saate kadar orada olurum herhalde. Tabii, tabii. Şeş beş. Bu şeş, bu da beş. Şeş beş böyle mi oynanır? Ne kafasızsın be? Oyunu zorla vereceksin. Şeşle bunu kıracak, beşle de bunu oynayacaksın. Sen karışma canım. Tabii, buldum bu salağı, yenersin. Sen var mısın benimle oynamaya? Beni bakın, siz onu bunu bırakın da yukarıda beyefendi ne yapıyor acaba? Ne yapacak? Çekmeceyi açacak, kol düğmelerini bulamayacak. Hayır Gülşah, bulacak. Yerine koydum babanın kol düğmelerini. Geldiğimden beri sizlere doğru olanı göstermeye çalıştım. Hepiniz yaşça benden daha büyük insanlarsınız. Benim sizlere öğretecek bir şeyim olamazdı. Beni düşündüren sadece Gülşah'tı. Bir çocuk doğuştan değil, çevresiyle kötülüğe itilir. Önünde tavla oynamak, yarışlarda kumar oynatmak, bu zararlı yayınları okumasına mani olmamakla ona çok kötü örnek oluyorsunuz. Bugüne kadar yaptığı küçük yaramazlıkları aldırmamıştım. Fakat bu seferki hoş görülür gibi değil. Eğer şansım yardım etmeseydi, hırsız damgası yiyecektim. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bu evde bir yabancının istenmediğini biliyordum. Ama gene de benden bu kadar nefret ettiğinizi bilmiyordum. Size sevineceğiniz bir haberim var. Gidiyorum. Mücadeleden yıldığım için değil, güçlüklerle savaşmasını bilirim. Fakat nefretinizin yenemeyeceğim kadar büyük olduğunu anladım. İnsanları olduğu gibi kabul edip onları sevmeye çalışmak bende bir alışkanlık haline geldiği için sizlere kızgın değilim. Belki biraz kırgınım. Benden sonra da mutlu olmanızı dilerim. Karalamayacak mısın dedi?